Kar deyince akla Bahçesaray geliyor sevgili seyirciler. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen yolda kalınlığı 5-6 metreyi geçen karda zorlu mesai sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile AK Parti ilçe başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray'a yapılacak olan tünelin hızlandırılması gerektiğini ifade ettiler. Kar deyince akla Bahçesaray gelir. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen yolda kalınlığı 5-6 metreye geçen karda zorlu mesai sürüyor. Bahçesaray ilçesine bağlı Altındere mahallesinde Dikmetaş mezrasında yola inen çığ temizlenmeye çalışılıyor. Kar tünelinin içerisine geçiyoruz. Burası Bahçesaray. Van Büyükşehir Belediyesi ve Bahçesaray Belediye ekiplerinin 5-6 metreye geçen karda yürüttüğü zorlu çalışma sürüyor. Bölgede incelemelerde bulunan Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ile AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, Bahçesaray'a yapılacak olan tünelin hızlandırılması gerektiğini ifade ettiler. Bahçesaray'a mutlaka tünelin elzem olduğunun ne kadar elzem olduğunu göstermek için bu haberi yayınlamanızı rica ediyoruz. Burada şimdi Kirapit yolunun çığdan dolayı açılmaması veya açık tutulmaması, Hizan yolunda vatandaşın gitmesine mecbur kılınması, orada da çığ tehlikesi de var, orada da sıkıntı var. Ama bu millet bu çileyi hak etmiyor. Bu millet bu sıkıntıyı hak etmiyor. Burada 300 kilometre yakın bir yol var. Vatandaşın mağduriyeti zaten ortada. Burada yol ücretidir, gidiş gelişi. Bir hasta oluyor. Dünen de hemen cümenimizin hastası vardı. Hem kriz geçiren bir vatandaşımız vardı. Hava muhalefeti nedeniyle helikopter gelmedi. Hizan'dan götürülmek zorunda kaldı. Bu çilenin, bu sıkıntının yetkililer tarafından bertaraf edilmesi, bu milletin sıkıntılarının giderilmesi, mutlaka tünelin yapılması ve bu yolun açılması gerektiğini arz ediyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Biz ilçe genelinde halkımıza, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmiş olduğu ak yolda gereken hizmetleri ulaştırmak noktasında belediyemizle, yetkililerimizle, valimizle ulaştırabiliyoruz ama maalesef biz Kirapit yolunda bu çileyi çok çekiyoruz. Hastamız oluyor. Yaşlarım, hava muhalefeti elverişsizliğinden dolayı çok çekiyoruz. Yaklaşık 35-40 güne yakındır bu yolumuz kapalıdır. Ve şu an acil bir hastamız olduğu zaman yaklaşık aynı şekilde Hizan yolu da çift felaketle karşı karşıyadır. Yolun açılan kısmı tünelleri andırırken çığ riskine rağmen çalışmalar aralıksız devam ediyor.